Paris'te bulunan Paris Notre Dame Katedrali çıkan yangında büyük bir zarar gördü. 8,5 saat süren yangında 93 metre yüksekliğindeki katedralin kulelerinden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında yoğun çalışma sayesinde Kuzey Çan Kulesi ile ana bina kurtarıldı. Fransa'nın sembolü olarak gösterilen ve savaşlara rağmen ayakta kalan dünyaca ünlü 800 yıllık Notre Dame Katedrali'nde gün ağardığında facianın boyutu net bir biçimde ortaya çıktı. Peki Notre Dame Katedrali'nin tarihi ve dünya mirası için önemi nereden gelmekte? Katedral bir piskoposluğun merkezi olan başka bir deyişle kilise hiyerarşisi içerisinde idari bir organ olan piskoposun devamlı olarak bulunduğu mekandır. Notre Dame Katedrali tarihi aslında yapımından daha önce başlamıştır. İhtişamlı kilisenin bugün bulunduğu yerde önceleri küçük bir Roma şapeli bulunmaktaydı. 1163 yılında şehrin piskoposu Sully'nin hayalini kurduğu ve Papa II. Alexander tarafından da desteklenen kilisenin yapımı başlamış ve bu inşaat yaklaşık olarak 170 yıl sürmüştür. 1334 yılında yapımı tamamlanan ve gotik mimarinin en güzel örneklerinden biri olan kilise, takip eden yıllarda Jeanne d'Arc'ın yargılanması, Napolyon'un taç giyme töreni, De Gaulle'un cenazesi gibi önemli toplumsal olaylara da ev sahipliği yapmıştır. Ünlü yazarın Notre Dame'da Paris Katedrali'ni merkeze alarak yazdığı ünlü romanının 1831 yılında yayımlanmasından sonra tekrar dikkatleri üzerine çeken yapı, 1864 yılında 23 yıl sürecek bir restorasyon sürecine girmiş ve o günden beri de tüm görkemiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam etmekteydi. Dünyaca ünlü bu katedral Meryem Ana'ya ithafen isimlendirilmiştir. Notre Dame İngilizce Our Lady anlamına gelmektedir. Bunu Türkçe'ye bizim hanımefendimiz olarak çevirebiliriz. Burada hanımefendi olarak belirtilen isim Meryem Ana'dır. Katedral bugün olduğundan bu yana türlü türlü badireler atlatmış, bunlardan en bilineni ise 1790'lı yıllarda Fransız devrimi sırasında meydana gelen bir olaydır. Bu olay, katedralde bulunan dini imgelerinin çoğunun hasar görmesine, hatta yok edilmesine sebep olmuştur. Neyse ki 1845 yılında başlanan restorasyonlarla kapsamlı bir yenileme başlamıştır. Fransız gotik mimarisini biraz açacak olursak, sivri kemerler, uçan payandalar, kaburgalı tonozlar, üç parçalı cepheler ve vitraylı pencerelerden süzülen ışıklar gibi öğelerin tek bir çığır açıcı yapıda bir araya geldiğini söyleyebiliriz. Batı cephesindeki üç kapının ortasında İsa, İsa'nın solunda Meryem Ana, sağında Azize Anna heykelleri vardır. Cephenin tam ortasında gül penceresi bulunur ki dönemin vitray çalışmalarını yansıtmaktadır. Vitray, içeri verdiği renkli ışıklarla katedralin ruhani yönüne destek sağlamaktadır. Aslında katedral ilk yapıldığında uçan payanda yapmak düşünülmemiş, fakat inşaat başladıktan sonra gotik mimaride kullanılan ince duvarlar daha da yükselmiş ve duvarlarda dışa doğru oluşan gerilimlerden dolayı çatlamalar başlamıştır. Daha fazla bozulmayı engellemek için de bu destekler eklenmiştir. Böylece uçan payandalar buradaki gotik mimarinin bir parçası haline gelmiştir. Ayrıca katedral 19. yüzyıl başlarında yıkılmak istenmiştir ama 1831 yılında yayınlanan Victor Hugo'nun Notre Dame de Paris romanından sonra vazgeçilmiş şeklinde bilgiler de vardır. Ne derece doğrudur bilinmez ama Victor Hugo sayesinde Notre Dame Katedrali'nin bilinirliği artmış ve nesilden nesile yayılmıştır. Roma'nın başlıca mekanları Notre Dame Katedrali ve çevresidir. Bununla birlikte Victor Hugo yapının iç mekan ve ön cephe tasvirlerine de çokça yer verir. Kitap ülkemizde Notre Dame'ın Kamburu adıyla yayınlanmıştır. 1998 yılındaysa Notre Dame de Paris adlı bir müzikal sahnelenmiştir. İlk olarak Paris'te perde açan eserin müzikalleri Ricardo Cosciante'ye, sözleri ise Luz Plamondon'a aittir. Aynı zamanda Guinness Rekorlar kitabında ilk yılında en çok izleyiciye ulaşan müzikal olarak yer alan eser Vivre, Belle ve Le Temps des Cathédrales gibi şarkılarıyla uzun yıllar müzik listelerinde üst sıralarda yer bulmuştur. Notre Dame Katedrali'nin ön cephesindeki simgeler ne anlama geliyor? Notre Dame Katedrali'ne girerken ön cephesindeki ilk gözümüze çarpacaklar 3-4 insan boyu yüksekliğindeki, açmak için de bir o kadar güç gerektirecek ağır ve işlemeli ahşap kapılar olacaktır. Hemen biraz daha yukarı baktığınızda ise kapıların üzerindeki taçlarda İncil'den alınan hikayeler yer alıyor. Soldaki kapıda kutsal bakire, ortadaki kapıda kıyamet gününü, sağdaki kapıda ise Azize Anne hikayeleri betimlenmiş. Bu hikayelerin katedralin kapısına yapılmasının nedeni ise
o dönemde okuma yazma bilmeyen insanlara azizlerin hayatlarını anlatmakmış. Notre Dame Katedrali'nin kapısı üzerindeki heykeller nedir? Notre Dame Katedrali'ni tam olarak görebilmek için birkaç adım geriye doğru gittikten sonra ve kafanızı biraz geriye yasladığınızda bu sefer karşınıza sıra sıra dizilmiş heykeller çıkacak. Bu 28 heykel Yahuda ve İsrail krallarıdır. Yani İsa'nın ve İsrail'in kralı olacak Kudüs kentinin kurucusu Davud'un babası Yesse'nin soyunu gösteriyor. Heykellerin hemen üstündeki 10 metre çapındaki hallede ise etrafında iki melek olan Kutsal Meryem ve kucağındaki çocuğu İsa vardır. Ama yanlış bir anlama sonucu veya doğru yapılmamış bir propaganda sonucu da diyebiliriz, zamanla bu heykel Fransız krallarının sunumu olarak kabul edilmeye başlanmış. Hatta bu yüzdendir ki Fransız devrimi sırasında heykel saldırıya uğramış. Notre Dame Katedrali'nin önündeki geometrik şekiller ne anlama geliyor? Notre Dame Katedrali'nin ayrıntılarına bir hazine haritasını inceler gibi biraz daha dikkatlice baktıkça göz önünde olan ama hemen fark edemeyeceğiniz mimari inceliğe hayran oluyorsunuz. Batı cephesinin basit ama güçlü görüntüsünün arkasındaki yatay ve dikey çizgilerin uyumu insanlığa aslında bir de mesaj veriyor. Göğe doğru yükselen kuleler, katedralin Tanrı için yapıldığını simgelerken, yatay çizgiler katedralin dünyaya ait insanlık için olduğunu gösteriyor. Sadece yatay ve dikey çizgiler değil, aynı zamanda üzerindeki kare ve daire geometrik şekiller de insanlığa mesaj taşıyor. Kare şekiller yaratılmışlığa ve sınırlarımızı, dairelerse başı ve sonu olmayan mükemmel şekli, yani limitsizliği temsil ediyor. Notre Dame Katedrali'nin üzerindeki kule külahı için yapılmıştı. Notre Dame'da Paris'in ilk bakışta fark edilmeyen ama katedralden uzaklaştıkça hala onu bulmamızı sağlayan 93 metrelik kule külahı ayrı bir sunumu hak ediyor. 1860 yılında yapılan 500 ton ahşabın 250 ton kurşunun kullanıldığı kule külahı hem katedralin içinde dua edenleri hem de yanındaki paslanmaya yüz tutmuş 12 havari heykelini koruyan kutsal bir paratoner görevi görüyor. Notre Dame Katedrali'ne payandalar hangi amaçla eklenmiştir? Katedralin avluya bakan batı cephesinin tam arkasında kalan Paris'te nehir turu yaptığınızda en güzel açıdan görebileceğiniz uçan payandalar Notre Dame Katedrali'nin ilk projesinde yokmuş. Fakat dışarıya doğru itilmeye başlayan gotik tarzdaki ince duvarların katedrali taşımayacağının anlaşılması üzerine sonradan eklenmiş. Notre Dame Katedrali'nin etrafındaki küçük canavarlar ne anlama geliyor? Kule külahı, uçan payandalar gibi terimleri hayatımızda ilk defa duymamız yetmezmiş gibi Notre Dame Katedrali'nin etrafında döndükçe karşımıza bir de çörtenler çıktı. Katedralin saçaklarındaki dışarı doğru uzanmış şeytanımsı heykellere çörten ya da gargoyle deniyor. Saçaklarda durmasının sebebi yağmur sularının binanın temellerine zarar vermesini engellemek, suların duvarlardan duvar boyunca akmasını engelleyip saçaklardan daha uzağa boşalmasını sağlamak. Tam da ağızlarından ateş çıkmak üzereyken taşlaşmış ejderha gibi görünmelerinin de bir sebebi varmış. Rivayete göre Sen Nehri'nin kıyısındaki tekneleri yakıp yıkan dört bacaklı, kanatlı, yılan vücutlu bir ejderha varmış. Rosen Piskoposu Aziz Romain güya parmaklarını haç şeklinde tutup canavara evcilleştirmiş. Sonra da kasabaya götürüp onu bir daha kimseye zarar vermesin diye ateşe vermiş. Ama rivayet bu ya, nefesiyle sürekli alev saçmaktan binlerce derece ateşe dayanıklı hale gelen ağzı, boynu ve kafası bir türlü yanmamış. Kasabalılar da Tanrı'nın gücünü göstermek ve bir daha hiçbir canavarın onları rahatsız etmemesini sağlamak için kafasını katedralin üstüne asmışlar. O gün bugündür kötü ruhları def etmek için gargoyler yeni inşa edilen binaların üstüne asılıyormuş. Notre Dame Katedrali'nin içinde neler var peki? Notre Dame Katedrali'nin dışını anlattığımıza göre sıra içine geldi. Her gün gelen ortalama 30 bin ziyaretçinin akınına uğrayan katedralin içerisi dışarıdan daha kalabalık. Tabi buraya kadar gelmeyi başarmış olanlar Hristiyan hacılar dışarıdan çok içeride vakit geçirmek istiyor. Ama yine de Parislilerin ana kilisesi her an içeride olan binlerce ziyaretçiye ve birkaç dakika içeriye göz atıp çıkmak için hızlı hızlı yürüyen birbirine şuraya da bak diyen aceleci turistlere rağmen sessizliğinden ödün vermiyor. Tüm yasaklara rağmen
İzinsiz patlayan flaşlar da güneşin vitray pencerelerinin izin verdiği kadar girebildiği, yüzlerce adak mumunun hafif grimsi karanlık yaratacak kadar aydınlattığı katedralin içinde sönmüş zayıf bir alev gibi kayboluyor. Dört dil bilen rahiplerle onlarca farklı ülkeden gelen binlerce günah, vızır vızır işleyen günah çıkarma odalarında artık kimsenin duyamayacağı sessiz fısıltılarla Notre Dame Katedrali'nin karanlığına hapsoluyor. Günah çıkarma odalarındaki diyaloglar Fransa'nın en büyük, dünyanın belki de en meşhur kilise orgunun müzikleri eşliğinde bir daha duyulmamak üzere oradan kayboluyor. Bu diyaloglar sonlanırken de 5 klavyeden gelen emirle 8000'den fazla ses borusunun içinden geçen havanın yarattığı titreşimler kilisenin akustik ortamında din ayırt etmeksizin ziyaretçilerin kulaklarında hayatlarına başlıyordu. Paris Başpiskoposu Monsignor André Wing Troyes'un eşliğindeki ayinler, hoparlörlerden yükselen ruhani şarkılar ve yüzlerce kişinin duaları da Notre Dame Katedrali'nin içini dışarıdaki mimariden bile daha etkileyici hale getiriyordu. Notre Dame Katedrali'nin yaşadığı tehditler. Notre Dame Katedrali var olduğu yıllar boyunca önemli zararlar görmüş. 1548'de isyancı gruplar katedraldeki heykelleri ve diğer eserleri imha ederek eşyaların putperest olduklarını iddia etmiştir. 14. yüzyılda Kral Louis binayı modernize etme girişiminde bulunarak katedralin yapılarına çeşitli değişiklikler getirmiştir. Restorasyon çalışmaları birçok mimarın da katıldığı 1845 yılında hasar gören yerleri tamir etmek adına yeniden başlatılmıştır.